Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yapay zeka konusu özellikle son yıllarda hayatımıza iyiden iyiye girdi. Ve son birkaç aydır gerçekten çok ilginç derecede performans sergiliyor diyebiliriz. Twitter'da yapay zekanın ilginç botları her konu hakkında yorum yapabiliyor. ChatGPT sayesinde pek çok konuda bilgi edinip hatta bazı işlerimizi ona yaptırabiliyoruz. Midjourney'nin yeteneği zaten artık tartışılmaz seviyede ve bunlar sadece buzdağının görünen kısmı arkadaşlar. Çok fazla yapay zeka, çok fazla iş yapabiliyor. Peki bu her şeye kadir olan yapay zeka bir parti kursa ve Türkiye'de seçimlere girecek olsa neler olurdu? Bu videoda bu sorunun cevabını bulacağız. Değil Ankaralı'ya benzeyen, Türk'e benzeyen bir arkadaş da bulamadık. Eren Güneş, parti merkez sağ ideoloji. Doların düşmesi için ne yapacak? Eren Güneş için Türkiye Ligi'nden favori futbol takımı Beşiktaş olabilir. Eren Güneş zorunlu askerliğin kalkmasını mı savunuyor? Bu arada ChatGPT de gaza geldi, farkında mısınız? Başkanımız başkentte arkadaşlar. Güzel, başkentimizden bir güneş doğar mı hocam? Şimdi arkadaşlar bu videoda birden fazla yapay zekadan faydalanacağız. Öncelikle sohbetimizi ChatGPT ile yapacağız. Bize belli fiziksel özellikler vermesi isteyeceğiz. Aldığımız özellikleri Midjourney'de görsele dökeceğiz. Ve bir başka yapay zeka kullanarak da bu görseli hareketlendirip bir siyasi lider olan yapay zekamızla kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle bizim siyasi liderlerimizle en çok konuştuğumuz şeylerden biri nedir? Memleketleri. Çok net sorular sorduğumuzda, yani bir lider olsan adın ne olurdu, bir lider olsan nasıl olurdun gibi sorulara cevap vermiyor. Diyor ki ben bir yapay zeka modeliyim. İşte bana hayali bir parti adı söyle, hayali bir lider olsan, hayali bir memleket seç gibi biraz da yuvarlak konuşmaya çalışacağız ChatGPT'den laf alabilmek için. Kendine memleket olarak Türkiye'den rastgele bir il seç. Bakalım yapay zekamız nereli? Ankaralıymış. Başkanımız başkentte arkadaşlar. Hayali bir siyasi lider olsan adın ne olurdu? Adım Eren Güneş. Güzel, başkentimizden bir güneş doğar mı hocam? Eren ismi cesaret, fedakarlık ve zafer anlamlarına gelirken Güneş ismi de umut, aydınlık ve enerji simgesidir. Siyasi parti kursan adı ne olurdu? Yeni Vizyon Partisi. Bu parti adı halkın hayallerine ve umutlarına hitap eden bir vizyon sunan bir parti olarak algılanabilir. Peki bu partinin sloganı ne olurdu? Geleceğe yeni bir yol, yeni bir vizyon. Peki YVP'nin logosu nasıl olurdu? Güzel, bakın partimiz yavaş yavaş oluşuyor. İleriye doğru işaret eden bir ok, yol gösteren bir pusula, vizyonu simgeleyen bir teleskop ve mavi, yeşil ve turuncu renkler kullanılarak bir logo oluşturulacak. Şu anda biz logoyu yaptık zaten. Ekranda görüyorsunuz. Partimizin logosu, adı budur. Peki başkanım, teşekkür ederim cevaplar için. Bahsettiğin Eren Güneş adlı siyasi lider için fiziksel özellikler belirler misin? Boyu 1.85, kilo 85, kahverengi saçlı, mavi gözlü. Bu özelliklerin hepsini alalım, Midjourney'e bir koyalım bakalım. Nasıl bir siyasi lider verecek? Eren Güneş için bir yaş belirle. 42 yaşında olmuş. Ulan 35-40 dedin, 2 saniye sonra 42 oldu adam. Bayağı bir uğraştık burada. Değil Ankaralı'ya benzeyen, Türk'e benzeyen bir arkadaş da bulamadık. En son bir tanesini seçtik yani. Şu gördüğünüz abiyi seçtik. Bunun bir adet versiyonunu isteyeceğim. Bize bir tane vermesini isteyeceğiz. Artık gördüğünüz gibi bizim siyasi liderimiz Eren Güneş. Eren Güneş'imizin artık tipi belli olmuş oldu. Şimdi kendisinin farklı varyasyonlarını yapacağız ve videoda mantıklı olacak şekilde zaten karşımıza çıkıyor olacak. Hatta şöyle bir şey de yapalım. Görüntüyü farklı kaydediyorum. Bakın size farklı bir yapay zeka daha göstereyim. Bu DID'yi gördünüz. Buradan add diyorum, tamam mı? Eren Güneş'i buradan ekledik. Eren Güneş bize seçime katılacağına dair bir basın açıklaması metni yazar mısın? Ben Eren Güneş. Halkımızın haklarını savunarak adaleti sağlamak ve ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşımak için yola çıkıyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin en büyük gücü yine halkımızdır ve bu yola çıktığımızda yanımızda güçlü bir topluluk bulacağız. Bu yolda bizimle birlikte olmak isteyen herkesi yenilikçi ve vizyoner projelerimizle tanışmaya davet ediyorum. Sizlerin desteğiyle ülkemizde gerçekleştireceğimiz değişim ve dönüşümü hep birlikte başaracağız. Bunun için önümüzdeki seçimlere katılacak ve halkımızın kararına saygı göstererek onların tercihlerini yansıtan bir sonuçla başarımızı taçlandıracağız. Bizi takip edin, bize katılın ve Türkiye'nin geleceğine hep birlikte yön verin. Teşekkür ederim. Başkanımızın adı belli, memleketi belli, gireceği parti belli, partinin adı, sloganı, logosu belli. Başkanın her şeyi belli, basın açıklamasına yaptı ve seçimlere katıldı. Buraya kadar geldik. Şu andan itibaren size YouTube topluluktan soru sorduk arkadaşlar. Yapay zeka parti kursa ona ne sorardınız diye. Şu anda sizden gelen soruları Eren Güneş'e, Sayın Başkanımıza ileteceğiz. Öncelikle bir bize ne vaat edeceğini soralım isterseniz. Onun üzerinden devam edelim. Eren Güneş, YVP bize ne vaat ediyor? Bu arada ChatGPT de gaza geldi, farkında mısınız? Eren Güneş liderliğindeki Vizyon Partisi,
Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için çeşitli vaatlerde bulunuyor. YVP, Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandırmak, işsizlik oranını düşürmek ve gençlerin iş imkanlarına erişimini kolaylaştırmak için çeşitli önlemler almayı vaat eder. YVP, Türkiye'de adaletin tesis edilmesi ve insan haklarının korunması için çalışacaklarını söyler. Bu kapsamda hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirmek, adil yargılanmaları sağlamak ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamak gibi hedefler belirtir. Eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin maaşlarını yükseltmek, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre eğitim sistemini yeniden düzenlemek, sağlıkta ise vatandaşların ücretsiz olarak sağlık hizmeti almasını sağlamak gibi hedefler belirtir. YVP, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda da önem veriyor. Bu kapsamda çevreyi korumak için atık yönetimini iyileştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun projeler geliştirmek gibi amaçlar belirtilir. Şu ana kadar başkanımız fena vaatler vermiyor. Eren Güneş hangi ideolojiye sahip? Eren Güneş ve YVP için belirlediğimiz varsayımsal bilgilere göre parti merkez sağ ideolojisini öğrenmiş olduk. Bu sizin sorularınızdan birisiydi arkadaşlar. Eren Güneş, sizce Türkiye'de ekonomi nasıl? Son dönemde Türkiye'de ekonomik dalgalanmalar yaşandı ve bu konuda çeşitli tartışmalar olduğu biliniyor. Eren Güneş, ekonomiyi nasıl düzeltecek? Merkez sağ ideolojiye sahip bir parti olarak YDP'nin ekonomik düzenlemeler ve reformlar yaparak ekonomik istikrarı sağlamayı hedefleyebileceğini düşünebiliriz. Eren Güneş, seçime bir ittifakla mı girecek yoksa bağımsız bir aday olarak mı? Eren Güneş ve YVP'nin seçim stratejilerinde ittifaka katılmayı düşünmeleri muhtemel olabilir. Bununla birlikte parti politikaları ve hedefleri doğrultusunda hareket ederek bağımsız bir aday olarak da seçime katılabilirler. Duruma bakarım, alacağıma bakarım diyor başkanımız. Eren Güneş hangi takımlı? Bir de bunu öğrenelim. Eren Güneş için Türkiye Ligi'nden favori futbol takımı Beşiktaş olabilir. Başkan Beşiktaş'ı çıktı. Eren Güneş'in eğitim geçmişi nedir? Eren Güneş lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını ise Harvard Üniversitesi Kamu Yönetim bölümünde yapmıştır. Tam bir böyle kafede işsiz bulaşıkçı CV'si değil mi bu arada? Evet, başkanımıza evli misiniz diye sorduk. Kendisi evliymiş ve iki de çocuğu varmış arkadaşlar. Başka ne merak edebiliriz bu başkanla ilgili? Eren Güneş için en uygun yönetim biçimi hangisi? Benim politik görüşlerim ve ideolojim göz önüne alınarak en uygun yönetim biçimi olarak demokrasi ve parlamenter sistem öne çıkmaktadır. Eren Güneş zorunlu askerliğin kalkmasını mı savunuyor? YVP bu arada partinin adı değişti. Yurttaşın Vekilleri Partisi oldu. YVP zorunlu askerliği kaldırmayı hedefleyen bir parti değildir. Ancak askerlik hizmetinin modernize edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği düşüncesindedir. Eren Güneş'in afet planı nedir? Eren Güneş'in afet planı öncelikle afet öncesi hazırlık ve afet sırasındaki müdahaleyi içerir. Bu kapsamda afet öncesi toplum bilgilendirilerek afetlere karşı hazırlıklı olmaları sağlanacak. Afet anında ise hızlı ve etkili bir müdahale yapılarak afetlerin etkileri en aza indirgenecek. Dolar şu anda Türkiye'de yaklaşık 20 TL. Eren Güneş doların düşmesi için ne yapacak? Eren Güneş'in doların düşürmesi konusunda yapacağı önlemler ve politikalar tam olarak belirlenmemiş olsa da yani gerekince bakarız diyor. Ekonomi alanında deneyimli bir ekiple birlikte çalışarak döviz kurlarındaki dalgalanmaları en aza indirecek tedbirler almayı hedefliyor. Bu tedbirler arasında özellikle ülkenin dış ticaret açığını azaltmaya yönelik adımlar, yerli üretimi teşvik eden politikalar ve yatırımcıların ülkeye güveninin artırılması gibi konular yer alabilir. Peki arkadaşlar, bu yapay zeka gerçekten var olsa ve seçimlere katılsaydı oy verir miydiniz ya da anketlerde şu an ne durumda olurdu sizce? Yani önümüzde bir seçim var, bildiğiniz gibi sizin düşüncelerinizi tabii ki merak ediyoruz ama ülkemiz için hayırlı olsun diyelim şimdiden. Onun dışında eğer videomuz hoşunuza gittiyse lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.